Görüşmek üzere. Sağ ol. Biz işte 20 sene önce bir reklamda oynadık da reklamda. Ondan sonra tekrar karşılaştık. Böyle bir an yaşandı yani. Ben daha küçüktüm, gençtim o dönemde. Beraber oynadıktan sonra tekrar bir araya gelmek geçen ay güzel oldu yani. Çok güzel, benim için güzel bir duyguydu. Çünkü 20 sene sonra böyle sanki böyle bir şey başlamış ve sonra da bitmiş gibi oldu. Yani noktalandı gibi oldu yani benim için. Ne reklamıydı efendim? Ne reklamı? Araba reklamı. Şampiyonlar Ligi'ne özel yapılan bir arabaydı o zaman. Yani Zidane'la oynamıştınız, sonra karşılaştınız. Aranızda bir sohbet geçti mi? Evet evet, zaten o da hatırlıyor. Zaten o dönemde çok eğlenmiştik reklamı çekerken. Yani. O yüzden de o da zaten hiç değişmemiş. Böyle çok mütevazı, saygılı. Oynadığı futbol gibi kendisi de böyle. Hayır. Çok güzel bir adam yani. Güzel bir sporcu. Siz tenisle uğraşıyorsunuz ama evet. Futbolla aranız nasıl? Yani yıllar geliyordunuz galiba. Futbol oynuyorduk işte burada. Yıllar ben 15 sene amatör ligde oynadım. Hem Fransa'da bir de biraz da Türkiye'de ligde oynadım. Öyle bir futbol geçmişim var. Çok severim zaten. Dünyayı birleştiren bir spor. O yüzden de çok severim. Favori takımınız yurt dışında Paris Saint Germain mi olur musun? Hayır. Hangisi? Ya ben İngiliz takımda ben güzel futbol seviyorum. Bir futbol böyle güzel olunca mesela geçen gün Paris Saint Germain Dortmund onu paylaştım zaten. İnanılmaz sol bek. Ben sol bek oynadığımda dikkat ettim de orada Hernandez böyle çok güzel bir pas atıyor. Adam hani defansı geçiyor. Mbappe çok güzel bir kontrol. Çalım atıyor. Vuruyor. Defansı kırıyor. Yani o bir gol kadar izlendi o video. Ne kadar güzel bir şey aslında. O kurtarış da işte. Tabii, yani savunmacının da yani aslında golcü kadar ne kadar önemli. Onlar böyle çok fazla ses getirmiyor. Çok böyle hani hata yaptıkları zaman anlıyorlar. Kaleci de öyle yani. Kurtarışları hep hemen unutuluyor. Yani goller böyle insanlarla. Türkiye'deki futbolu nasıl buluyorsunuz? Biliyorum. ya çok uzun zamandır takip ediyorum. Galatasaray'ı tabii yurt dışında oynayınca takip ediyorum. Çok da fazla takip etmiyorum. Ama tabii üzücü olaylar yaşandı. Bizim için imaj olarak yurt dışında pek de güzel bir şey değil. Bunlara acilen yani müdahale edilmesi lazım. O yüzden spor çünkü birleştirici, insanlarla iletişime geçmek için en kısa yollardan bir tanesi sanat ve spordur. O yüzden de onlardan böyle çok dikkat edilmesi gereken şeyler var. Cansel Bey, tenis oynadığınızı biliyoruz yani profesyonel evet. Seviyede ama Türk insanının tenise falan çok ilgisi var. Var. Son zamanlarda çok bayağı ilgileniyoruz bu konuyla ilgili. Ben de zaten federasyon elçisiyim, Tuğçe de öyle. Başkanla beraber çok hani bayağı böyle tanıtımlar yapılıyor. Doğu'da kortlar açılıyor, tenis kulüpleri açılıyor, üyeler artıyor. Tenis çok güzel bir spor. Çok da böyle saygı çerçevesinde ilerleyen, ömrü uzatan. Biliyorsunuz doktorlar, bilim adamları 10 sene daha ömrü uzattığını söylüyor tenisi. Bir de yani maç esnasında tabii ki heyecan oluyor ama temas olmadığı için maç bittikten sonra da herkes el sıkışarak birbirini tebrik ediyor güzel puanlarla. O yüzden de çok sevdiğim bir spor. Hülya Hanım da temsilcilerle hiç tanıştınız mı, konuştunuz mu Hülya Avşar'la? O da tenisle bayağı gündeme gelmişti de yani ortak evet, bir proje. Evet, oynamışsınız var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir şey soracağız abi. Neler yapıyorsunuz setlerle ilgili, dizilerle ilgili? Benim bir iki projemiz var işte. Onlar da böyle yakın zamanda sete çıkacağım diye düşünüyorum. Görüşürüz. Çok tamam. Bir boğuk oldu. Hadi bay bay. Kendinize bakın. Bay bay.